Merhabalar, Ayşe'nin Yeni Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil işaretini tıklarsanız, yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için arkadaşlar, videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar, bunu yazmanın bu renginden yaptım. Diğerini de açık buradaki liladan yapacağım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için bize böyle küçük incilerden lazım. Böyle bir de filkete lazım. İlk önce motifini yaparak başlayalım. Filketimi alıyorum. Şimdi buraya 12 tane saracağız. Bu çıkacak. Bunu saymıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bunun da teki çıkacak ve 13. Çünkü buradan bağladığımız zaman bu buradan boşa çıkmış olacak. Şimdi tam orta kısımdan bir tane düğüm atıyorum. Şimdi buradan bir tane daha düğüm atıyorum. Daha da sağlıklı olsun arkadaşlar. Bu tür oyalarda çıkma yapıyor bazen. Şimdi ipimi kesiyorum. Başladığımız ipi kestik. Filketimi çıkarıyorum. Buradan hemen 1, 2, 3 tanesini ayırıyorum. 3 tanesini ayırdım. 3 tanesine batıp bir tane düğüm atıyorum. Şimdi incilerimi alıyorum. Bir tane inci takıyorum iğnemi. Tekrar 3 tanesini ayırıyorum. Ve tekrar incimi takıyorum. Tekrar 3 tane alıyorum burada. Tekrar incimi takıyorum. Ve son kalan 3 taneyi daha. Düğüm oldu. Düğümümüzü açalım. Ve 3 tane olmuş oldu. Şimdi tekrardan incimi takıyorum.
bazen 4 tane de olabilir arkadaşlar. Sayılarda 4 tane de alabilirsiniz. Yani ille de kural diye bir şey yok. Hiç de belli olmaz yani. Burada 4 tane benim kalmış. Bunu da yaptık. Ve son incimi takıyorum. Son incimi taktım. Ve biz sırasını böylelikle bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi tekrar döndürüyorum. Burada ipimin içine batıp bir tane düğüm atıyorum. Ve tekrar buraya iplerimi birer tane batarak bunların üzerine böyle bir şekilde yuva oluşturuyorum. Ve son olarak sonuncuya batıyorum. Tekrar döndürüyorum. Şimdi buraya sık iğne doluyoruz. Tabii tek dolmayacağım arkadaşlar. Bir de ip koyacağım ara kısmına ki dolgun olsunlar. Aynı renkten ipimi alıyorum. Bir kere daha dolanmadan bu şekilde ipimi koydum. Şimdi sık iğnelerimizi yapmaya başlıyorum. İki. Üç. 4 5 6 7 8 9'uncuyu da aşağıya batıyorum tekrar fırfırlara. Bu şekilde arkadaşlar bu ipi de yürüterek diğerine geçiş yapıyorum. Diğerine de geçiş yapalım. Diğerlerini tamamlayacağım ben kamera arkasında. Bu şekilde bütün iplerimizi sık iğne doldurarak başa kadar gelelim. Şimdi ben bütün sık iğnelerimi yapıp bitirelim. Sonra ekleniş bölümünde görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi eklenmesine geçelim. Ben bitirdim. 6 tane kenarına boş zürafa yapıyorum. 2 tane vardı. 3'üncüyü yapıyorum. 3 4 5 ve 6. Şimdi motifimi alıyorum. Buradan geçiş yaptım. İlk baştaki sık iğneden. Aynı zürafaya batarak eklemesini yaptım. Şimdi aradaki boş zürafaları zürafa yaparak tamamlıyorum. 1
2 3 4 5. ekli yapıyorum. 5.'ye de ekleyeceğiz. Hem buraya batacağız aynı yere. Aynı zürafanın içine tekrar batıp ekliyorum. Tekrardan 6 tane zürafa yapıyorum kenarına. Sonra dağına geçeceğiz. 3 4 5 6 7.'ye dağa başlıyorum. Şimdi ipim bitiyor arkadaşlar. İpimi takayım yeniden bir tane daha. Şimdi ters tarafını döndürüyorum. Eklemelerimi hep böyle yapıyorum arkadaşlar. Buraya batıp bunu da bu tarafa aldım. Orta kısımda olsun. Üzerine bir tane düğüm atıyoruz. Şimdi üzerine yaptıktan sonra keseceğiz arkadaşlar. Buraya 3 tane pırpır yapacağız. İkisini aynı boyda. Bunlar kenarda kalacak. Buna da ekleme yapacağız. Bunu birazcık daha büyük yapacağım. Şimdi bu başlangıç iplerimizi keselim. Bu da biten ipimiz. Şimdi 3 tane zürafa yapıyorum. Üç. Üçüncüye batıp geri dönüyorum. Tekrar pırpırıma batıp çaprazlamasına bir ip oluşturdum. Tekrar bu pırpırıma batıp buraya pırpır yapıyorum. Bir, iki. Bunlar kenarında kalacak. Bunu da tekrar ekleme yapacağız. Bunu diğerlerinden büyük yapıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar buraya pırpırımı yapıyorum. Tekrar 3 tane zürafa yapıyoruz. Üç. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi buradaki pırpırıma batıp bir tane düğüm atıyorum. Tekrar baştaki pırpırıma batıp düğümümü attım. Şimdi buraya 3 tane eşit boyda pırpır yapıyorum. 1
Üçüncüyü aşağıdaki ipe batıyorum. Üçüncüyü de ipten yapacağız. Tekrar aşağıya. İki tane buraya pırpır yapıyorum. Aynı boyda bunlar kalıcı olacaklar. Daha çıkmıyoruz. Dağımızı bitireceğiz zaten. Tekrar aşağıya. İki tane pırpır yapıyoruz. Bu şekilde 6 tane daha zürafa yapıp tekrardan eklememizi yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar benim modelim bitti. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.